Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü aracımız ta İstanbul Tuzla'lardan bizi ziyarete gelmiş. Aracımızda yağ kaçağı var. Gördüğünüz üzere kartelin alt kısmı olabildiğine yağ. Yağ soğutucuları sadece patlayıp arkadaşlar suya yağ vermiyor. Aynı zamanda bu şekilde de kaçak meydana getiriyor. Hemen şöyle gösterelim sizlere. Bunun için ne yapacağız? Bir de bu araçta arkadaşlar farklı bir arıza var. Şöyle hemen arka kısmı göstereyim sizlere. Bakın arka kısımda turbonun giriş ve çıkış boruları var. Şu arka kısımda. Bu giriş ve çıkış borularından aşırı derecede yağ alt kısma sızmış arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Boruların üstü hep yağ. Bunun sebebi de üst kürbütör kapaktan arkadaşlar. Bunu da sizlere aracı yere indirdiğimizde, çalıştırdığımızda göstereceğim. Şimdi motor suyunu almak için, yani yağ soğutucusunu sökeceğim için motor suyu yakacak. Bu yüzden motor suyunu almak için aracı kaldırdım. En son işlem yaptıktan sonra arkadaşlar bu motorun alt kısmı olabildiğince güzel bir şekilde yıkanacak. Buradaki hatadan dolayı, kürbütör hatasından dolayı arkadaşlar turbo yağ çekiyor ve yağ çektiği için de ister istemez onu derinden kaçırarak arkadaşlar bu şekilde bir sızıntı sağlıyor. Bunun için direkt turbo diyemiyoruz. Bazı yerleri kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer böyle bir hata varsa mutlaka tespit için bir ustaya danışın arkadaşlar. Aracım 2010, söylemiştim herhalde. 280 bin küsürlerde, 279 bin, 280 bin küsürlerde. 1.6 cay DSG 7'leri. Hadi biz aracımıza başlayalım arkadaşlar. Parçaları yerinden alalım. Aynı zamanda da aracımızın rampa aşağı saldığımızda hararet düşme sorunu var. Termostatla alakalı. Bakalım bu parçaların yerleri nereler. Bunları sökelim, dışarıda sizlere gösterelim arkadaşlar. Arkadaşlar 1.6 cayımızın hemen üst kısmındayız. Şöyle göstereyim. Şuralar bayağı bir yağ oldu. Burada arkadaşlar PCV valfimiz var. Bu valf yağı hiçbir şekilde şuraya geçirmemesi gerekiyor. Ama bizim burada bayağı bir yağ var. Bizim buradaki tespitimiz, araç malum turbo, biliyorsunuz vakum var, çekiş var. Emişle birlikte arkadaşlar buradaki valf patlıyor ve buradan içeriye yağ çekiyor. Bu motor yağı da ister istemez buradan çekilip pervaneyle çevrilip alt kısımdakinden de basılıyor. Bu aradan da şu gördüğünüz sadece havanın geçmesi gereken yerden yağ da geçiyor ve ornikler bu yağı arkadaşlar karşı koyamayıp bu yağı alt kısma, şöyle gördüğünüz üzere boruların üzerine akmasına neden oluyor. Bunu da bu şekilde anlatmış olalım. Biz şimdi kürbütör kapağını komple söküp arkadaşlar değiştireceğiz. Bunun onarımı yok. Yani yapabilenler var ama pek randıman tutmadığı için biz direkt parça değişimine gidiyoruz. Ve aynı zamanda yağ soğutucusu. Araba 280 bin. Hiç sökülmediğini tahmin ediyorum arkadaşlar yağ soğutucusunuz, ki biliyorsunuz ortalama 250 bin gidiyor. Biz kendi aracımızda da bunu değiştirmiştik. 250 bin gidiyor. Bakalım yağ soğutucusu çürük mü çıkacak ya da patlak mı çıkacak, bunu da sizlerle paylaşacağım. Yani bu araçlar için şunu söyleyebilirim. Yağ soğutucusu değişim kilometresi ortalama 200 ile 250 bin kilometre arası. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz artık. Çünkü sürekli aynı videoları çekiyoruz ve sürekli görüyorsunuz. En azından bunun yağ soğutucusunu da bu şekilde anlatmış oluruz. Termostatı merak ediyorum. Araba ısınmıyormuş. Bayağı bir kilometre yol yapmış. Yani yaklaşık 100 kilometre, 150 kilometredir yolda ve hararet çubuğu oynamıyor abi dedi. Yüksek ihtimalle termostat açık kaldı arkadaşlar. Bunu da termostat açık kaldığında nasıl durduğunu da size göstereceğiz termostatı sökerek. Bayağı bir işimiz var. Hadi biz hiç lafa tutmadan arkadaşlar başlayalım. Sökmeye çalışalım. Bakalım yağ soğutucusu da termostat nasıl çıkacak. Arkadaşlar yağ soğutucusu ve termostat kısmını söktüm aldım. Termostata bakın şurada. Bu boş delik var ya, pasta. Tam da oradan çıktı. Şimdi yağ soğutucusunda size vurgun yaratacak bir bilgi vereceğim. Bunu babama bile vermem bak. Aramızda kalsın. Hatta bununla alakalı size ufak bir anı anlatayım. İlk önce ondan sonra bunun bilgisini vereyim. Daha önce ben Crafter'da arkadaşlar iki kere yağ soğutucusu değiştirip yan sanayi kullanıp motor yağ kaçağını yağ soğutucusundan dolayı kesemeyen bir araca iddiaya girerek 1500 TL karşılığında yağ soğutucusunun yağını kesmiştim. Parçayı değiştirerek, orijinal kullanarak, takarak. Çünkü neden? Böyle baktığınız zaman mesela şu anda çatlak yok. Bunun daha önceki videolarda çatlak zaten vardı, paylaşmıştık, ama bunda mesela çatlak gözükmüyor. Şimdi burada da çatlak gözükmüyor, fakat bu sıcak soğuk sıcak soğuk görerek çalıştığı için
şunun araları arkadaşlar açılıyor. Bu ara açıldığı zaman ne kadar contaya bassanız da conta dümdüz kalıyor ve bu aradan yağ sızdırıyor. Bu yüzden de bu yağ soğutucusunu mecburen değiştirmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. O araçta da iki kere yağ soğutucusunu değiştirmişler, fakat takılan yağ soğutucuları imalat hatası olduğu için şu gördüğünüz kanaldaki contaya doğru düzgün basamadığından dolayı bu aradan motor yağını ve suyunu arkadaşlar birbirine karıştırarak salıyordu. Bu araçta da buradan gördüğünüz üzere motor yağı alt kısmına doğru zaten akıtmış, belli. Bariz belli. Bu yüzden arkadaşlar bu yağ soğutucusunu hiç tereddütte bırakmayıp değiştireceğiz. Bunu söktünüz, contasını değiştirdiniz, taktınız, handikap olarak tekrar sökme şansınız %90'ın üzerinde arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bu yüzden bu plastikler mümkün olduğunca söküldüğünde arkadaşlar değişmesi gerekiyor. Termostata geldiğimiz zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz zaman plastik bir O-ring var. Şimdi ben bunu sıcak suya attım. Sıcak suya atan en ufak bir sıcaklıkta bu açıyor, açık kalıyor. Aracım da ortalama 60 dereceye geldiği zaman bu ister istemez yayı hafiflediği için arkadaşlar, şu gördüğünüz yay, ben bunu normalde basamam. Yayı hafiflediği için açık kalıyor ve aynı zamanda şu kenardaki O-ringlerden termostat kaçırıyordu. Bu yüzden de hararetimiz arkadaşlar çıkmıyordu. Bu iki parçanın da değişmesi gerekiyor. Bir 6 cay kullanıcılar için gerçekten önemli bir bilgi arkadaşlar. Lütfen hani bunları hafife almayın. Ya işte maliyetten kaçayım, sadece conta değiştireyim, bunu takayım, tekrar söktürürsünüz, bilginiz olsun. Termostat da var ya, böyle aman alamayacağımız bir yerde yani. Çok sıkıntılı bir yerde. Şimdi üst külbütür kapağıyla alakalı bakalım parça elimizde varsa arkadaşlar, tedarik edebiliyorsak üst külbütür kapağını da değiştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım bir bilgi gelsin, ona göre ya değişeceğiz ya da bunu toplayacağız. Malzemeler bir elimize ulaşsın, yeni malzemeleri de ben size göstereyim arkadaşlar, üzerinde de anlatayım. Eğer 1.6 cay kullanıyorsanız şu ikisine dikkat edin. Neyse hadi biz devam edelim çalışmaya. Arkadaşlar yeni yağ soğutucunun şöyle O-ringlerini göstereyim size. Bakın buralar ne kadar şişik. Bir de diğerine bakın. Şimdi ne demek istediğimi böyle daha iyi anlamış olursunuz. Bir de şöyle üstten göstereyim sizlere bunu. Bakın her taraf dolu. Yani biz bunu arkadaşlar silikon sürmeden, oraya sıvı conta sürmeden yerine takıp sıktığımızda ne yağ ne su kaçağı olacak arkadaşlar. Olmayacak. Hiçbiri olmayacak. Buna silikon dahi sürmeden yerine takıyoruz. Silikon dahi sürmeden yerine takmamızın en güzel sebeplerinden biri de dediğim gibi bu contanın adam akıllı, şişik, böyle kabarık olması ve yerine taktığımızda şeklini alıp, yerin şeklini alıp aradaki sızdırmazlığı sağlamasıdır. Umarım faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Ben bunları yerine takacağım. Eğer çalıştırabilirsem, yetiştirebilirsem, geç kalamazsam videoyu çekeceğim, devam edeceğim. Ama eğer yetiştiremezsem arkadaşlar, Allah'a emanet olun şimdiden. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyorum. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hadi yine iyisiniz. Bugün yine kaptınız bilgileri ha. Videoyu likelamayı, kanala abone olmayı, bizi 100.000'e taşımayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.